Evet anneciğim. Merhaba. Merhaba Şimdi kızım. ufak bir çekim yapıyoruz. İşte sosyal medyaya da koymayı planlıyoruz. Evet. Tanık olduğum bir takım olayları, hani özellikle bu fuhuş meselesiyle ilgili tanık olduğum bir takım olayları anlatmanı rica edeceğim ama öncelikle bir istersen kendini Evet. tanıt izleyicileri, dinleyicileri. Ben Hatice Gülten Ekmekçi, Dilek Ekmekçi'yi yetiştiren, seni yetiştiren kişiyim. Aynı zamanda eski Ankara hakimlerinden Mehmet Talat Karay'ın da kızıyım. İlk hukuk fakültesi mezunlarından olup Ankara Okulu'nun ilk Ankara mezunlarından. hukukundan mezun olan, Ali Lala derecede mezun olan bir kişinin kızıyım. Evet, hatta biz zaman zaman gideriz hala hakim evinde Ankara kalırız hakim evinde Ankara'da. kalıyoruz. Evet, Evet. dedemin şeyinden istifade ederek sen hala yetim maaşını alırsın. Birinci sınıf hakim zaten Birinci alan sınıf hakim de Ankara'daysa. evet. Kabataş Lisesi'nden hatta liseyi bitirmeden alınıp Alınmış. Cumhuriyetin, genç cumhuriyetin hakim ihtiyacı olduğu için zeki çocuklar alınıp Ankara Hukuk'ta zaten Cumhuriyet'in kurduğu ilk hukuk fakültesi. Yani İstanbul Hukuk, İstanbul Üniversitesi daha eski ama Ankara Üniversitesi yani cumhuriyetçi hakim yetiştirmek için yerde kurulmuş bir fakülte. Ankara Hukuk'un ilk İlk mezunlarından. mezunlarından, evet. Cumhuriyet'in ilk hakimlerinden birinin kızısın. Yaşın, bu da tabii buna bu böyle anlatınca yaşın da bir söyle. İstersen kadınların yaşı sorulmaz mı? Yaşım 1938 doğumluyum. 82. 82 yaşımı doldurmuş durumdayım. Allah sağlık, uzun ömür versin. Allah başımıza ne Eksik etmesin olma. anneciğim. Maşallahım var. Teşekkür ederim. İyi görüşlerim ama aynı zamanda kalp hastasıyım. Bypass Tabii, geçirmiş bir tabii. Yani insanım. yaşın itibariyle normal ama yani Allah sağlıklı uzun ömür versin. Bir de korona çıktı malum Teşekkür herkesin ederim. başına. Elimden geldiği kadar dikkat ediyorum sağlığıma biraz daha sağlıklı yaşamak için dikkatimi. Her ne kadar kızın büyük çarklara çomak sokup biraz seni O strese ayrı. sokmuş olsa da ama sen Ama sonuna kadar kendisiyle arkamdasın. iftihar ediyorum bir bakımdan, cesaretinden, bilgisinden, ısrarcı olmasından dolayı kendisiyle zaten her zaman gurur duydum. Teşekkür ederim Ama anneciğim. tabii ayrıca da üzülüyorum. Tabii anne olarak endişeleniyorsun haklı olarak. Bu hayat Düşman çok mücadelesinde kazandık. etrafındaki Evet. kişilerden dolayı Düşman çok kazandık. Bazı şartlara çomak soktuk üzülüyorum. çünkü. Evet. Şimdi tabii bu şahit olduğum çarklar benim ablamı 2013 senesinde doktorayı bitirdikten sonra bulmamla başladı ablam Gönül Çelik'i. Gönül'ü sen de tanıdın. Tanıdım. Bir arada vakit geçirdik, kaldık. Yemek yedik. Dışarıda yemek yedik. Adaya geldi. Adaya da geldi, hatta kaldı. Gece de kaldı. Gece Sen hatta kaldı. sabah bize güzel bir kahvaltı hazırlamışsın, evde kahvaltı Evet, yapmışsın. beraber güzel vakit Güzel geçiriyorduk. anılarımız oldu, evet. Evet. Tanışımız. Peki, şimdi ben tabii Gönül'ü bulduktan sonra, ablam Gönül Çelik'i, son 7 senedir pek çok hukuksuzlukla, suç unsuru olayla karşılaştım. Sen Mücadele ediyorsun. yakından Yakından tanıyorsun, biliyorum. şahidim bu olaylara. Hatta bir tanesi babalık davam devam eden rahmetli Tevfik Ertürk'ün beni ölümle tehdit olayıydı. Belki onunla ilgili bir iki kelime bir şey söylemek istersin. Onu çünkü delillendiren sendin 2016 senesinde. Tevfik Ertürk aniden seni getirmişti. O şeyi soruyorum. Eski tabii git beni getirişine, sana emrivaki getirişin değil de bu tehdit olayına, beni ölümle tehdit ettiğini sen... Evet, bu Tevfik Ertürk'ü dava açmadan evvel ikimizin de yaşlı ve böyle rahatsızlıkları olan kişileriz. Bir de samimiyetimiz dolayısıyla doğru konuşabileceğini Umarak, düşünerek umarak gittim. gittim. Zaten ailece görüşüyorduk kendisiyle, haberli gittim. Ama konuşmanın sonu ben babalık davası açacağımı benim öğrenince ben yoktum Birden zaten. sinirlendi. Birçok tehditlerle, hatta ölüm demek ki de cinayetler bu şekilde çıkıyor Gibi şeklinde cümleler. cümleler kurdu. Beni tehdit etti gıyabına. Sen sonra İşinden ve şikayet ettin. baroya şikayet edebileceğini, hala gücünü kullanabileceğini Evet. bildirdi. Evet, bravo. Çok güzel hatırlıyorsun anne. Ve bunu ses kaydına
Bunun ses kaydını aldım. Evet, unutabilirim, hatta yaşlıyım diye ses kaydını aldım. İyi ki de almışsın, bu tehditleri belgelemiş olduk. Sonra hatta kendisi hakkında tehdit suçundan kamu davası açıldı ama vefat ettiği için. Hayatta olmadığı için dava düştü. Evet, evet. Yani her zaman o 2016 senelerinde de benim hep bütün süreç boyunca hep yanındaydım. Her zaman yanındayım ve ömrümdeki müddetçe de yanında olacağım. Teşekkür ederim. Şimdi yine 2016 yılında yaşadığımız asıl mesele var. Bugün bir olay var. Gelmek istiyoruz. Yine yani o aralar, o Şubat-Mart ayları 2016'nın bayağı kritikti. 2016 senesinin. İşte Tevfik Ertürk'le bu görüşme falan da o dönemlerde yapmıştım. Yine bana eşlik ettiğim bir görüşmede tanıklıklarım var. Oradan doğru biraz bu istersen anlatmaya başla. Sen Girne Amerikan Üniversitesi'nde çalıştığın dönemlerde taleben olan Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanı olan Mehmet Başkan Vekili Mehmet Şükrü Doğan isminde bir taleben. Senin daha evvel bulduğun, o sıralarda bulduğun Hatice Kur'an ve Melahat Kur'an ve Pamuk Deniz. Melahat Kur'an ve Pamuk Deniz isimleriyle alakalı. Bunlar hayatta mı yahut annen olabilir diye düşündüğün. Ölümü sağ mı? Evet. Düşündüğün için sana yardım edebilecek emniyet istihbarattaki kişiler olduğunu evet. Şükrü Bey söylüyor. Ve kendisiyle Ankara'da buluşarak hep beraber emniyet istihbarata gidiyoruz. O sıralarda senin yanımızda olan Arzu, yakın arkadaşın Arzu da var. Arzu'nun Şükrü Bey gelmesini istemiyor. Benim gelmemi istiyor. Emniyet İstihbarat Bürosu'nda İki kişiyle karşılaştım. Şükrü Bey'in arabayla gittik değil mi? Şükrü Bey'in arabasıyla gittik. Senin arabanı bıraktı. Mesela ne karanlıktı. Akşam vaktiydi. Hatırladığım kadarıyla. Biz Arzu'yla bir kafede. Arzu'yu bir kafede bırakarak ayrıldık. Benim arabayı orada bıraktı. Senin arabanı Şükrü Bey'in arabasıyla emniyet İstihbarat bürosuna gittik. Yakın bir yer. Evet. İkisi de birbirine yakın yerlerde. Oraya gittik. Gittiğimizde peki kimler vardı? Orada iki kişi vardı. Bunlardan biri Koray Öner, Emniyet İstihbarat Bürosu Başkan Şube Müdürü. Diğeri Murat Biçer. O da Ziraat Bankası 2. Bölge Vekili de Murat Biçer. İkinci bölge başkanıydı. Kusura bakma yaşlı olduğum için unutuyorum. Bir de bu olaylar beni biraz heyecanlandırıyor. O dönemki ünvanları tabii. Tabii 2016 yılından bahsediyorum. Evet, 2016 Şubat Mart yani 15 Temmuz'unda öncesi. Tam belki tarihi hatırlamıyorum ama erken hava karardığına göre evet. Şubat, Mart aylarıydı. Evet, çıktığımızda da karanlıkta ışıklar yanıyordu hatta ve aşağı yukarı ıssız bir yer gibi geldi bana. Sen biraz ürperdin yani. Biraz ürperdim. Yani girerken. Hatta ben de şeyi hatırlıyorum, elimizi falan bir okumalı. Mutlaka, böyle biraz mutlaka. İstihbaratta olduğu için güvenliği yüksek bir giriş vardı ve loş bir giriş vardı. O kısmı ben de hatırlıyorum. Heyecanlandığım için pek detayları hatırlayamıyorum. Bazılarını sen benden iyi hatırlıyorsun, bazılarını ben senden. Ama şeyi Murat Bey girer girmez gönülden mevzu açıldığı için gönülün bırak o çamur şeklinde bir cümlesi oldu. Evet, o cümle benim de çok canımı sıkmıştı. Yani bayağı üzüldüm. Bir de Ziraat Bankası yöneticisi olduğu için gönlü sanıyor. Gönül de çünkü bir zamanlar Ziraat Bankası'nda çalışmış. Yani uzun seneler Ziraat Bankası'nda çalışmış. Bu sene emeklilik dilekçesi vardı. Erken emeklilik dilekçesi varmış. Evet, yani 20 senesini doldurup vermiş dilekçeyi. Diğer kişi de Koray Öner'di. Yıllarca çalışmış. Koray Öner'de Milli İstihbarat Bürosu Emniyet İstihbarat Bürosu'nda şube müdürüydü. Evet. Kendisi bizim kelimesini bilhassa benim dikkatimi çekti. Bizim esmer kısa boylu gönül
dedi. Evet. Hatta Gönül, küçük Gönül diye bizim hitap Esmer etti. Kısa boylu. Kısa boylu bizim kelimesi dikkatimi çeken bir cümle oldu, kelime oldu. O sırada sen Şükrü Bey'e nereden tanıdın? Koray Bey'e nereden tanıdığını, Gönül'ü nereden tanıdığını, Gönül'ü nereden sordum. Tanıdığını sorduğun zaman Gönül'ü savcı Mehmet Kalkan Bey'in sevgilisi olarak tanıdığını bildirdi. Evet, tabii biz bu cümleden sonra sonra çok üzüldük, şaşırdık, asabımız bozuldu. Şükrü Bey de bizle gelerek oradan ayrıldık. Yine daireden ayrıldık. Şükrü Bey'in arabasıyla Arzu'yu bıraktığımız orandaki kafeye gittik. Şükrü Bey de orada Şükrü Bey bizden ayrıldı. Aynen. Biz kendi arabamızda geri döndük. Peki orada arabada da bir diyalog oldu Şükrü Bey'le galiba. Onu evet, arabada da bir diyalogumuz oldu. Benim çok dikkatimi çekmişti Koray Bey'in Gönül'ü tanıması, bu şekilde. Gönül'ü bu şekilde tanıması hiç beklemediğim bir olay. Bu kadar büyük bir olay. Ben bir şey demedim de sen sordun Şükrü abi. Ben sordum, evet. Koray Bey'in Gönül'ü nereden, nasıl tanıdığını sordum. Koray Bey de, Şükrü Bey de fazla bu olayları konuşmamamı istedi. Kurcalamamamı istedi ve aynı zamanda İrtibat bürosundakiler, istihbarat bürosundaki kişiler yurtta yetişen kızları kullandıklarını söyledi. Yani çocukları, kızları bunu fuhuş amacıyla vurgulamadı tabii. Öyle olsa zaten çok büyük bir şey olur ama fuhuş demese bile ben kullandıklarını söyledi. İstihbarat amacıyla bir şekilde evet yurtta yetişen çocukları, kızları kullandıklarını söyledi ve olayı karıştırmayın. Evet, benim hatırladığım, tanık olduğum olay bu kadar. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim anneciğim. Yine gereken yeni videolarımızda izleyicilerimizle buluşmak, görüşmek üzere. Kusura bakma kızım, heyecanlandığım için kelimelerde, isimlerde takılmalarım oluyor. Maşallah. Çünkü bir de kamera, 82 yaşını bitirmiş kamerada bir insanı daha evvel de bahsettiğim için alışık değilim. Ekrana alışık, tabii konuşmaya ki alışık değilim. Tabii ki. Tabii. Kusura bakma ama şahit olduğum olaylar bundan ibaret. Tabii tabii. Yani sen zaten çok kritik bir şeye şahit oldun ve o bizim sözü seninle de çok etkiledi ve sorgulattırdı. Farkındayım. Yani bizim sonuçta öyle ya da böyle senin bilsen varlığından haberdar olsan belki evlat edineceğim, benden ayırmayacağım. Bunu da kendisine söylediğin Gönül Çelik için Koray Öner bizim dedi. Yani, fakat bana söylenmedi Gönül Çelik'in olduğu. Yoksa hatta yaşım ileri yaşta anne olduğum için kendimi daha yakın bir yaşta da hissederdim. Çocuk istedim. Fakat evet, bana Gönül'ü göstermediler ki Gönül'le sen aynı zamanda terk edilmiş, yuvaya verilmiş kişilersiniz. Evet, evet. Yani hani Gönül'ü bu kadar da hani benimsemeye her zaman razıydım. Hatta bu çirkin olaylarını duydukça benim için çirkin olaylar, çünkü çok mükemmel bir ailede yetiştim. Ahlak duyguları yüksek olan, seni de öyle yetiştirmek hatta istedim. Hatta biraz abarttım ben belki. O yüzden seni üzüyorsam da sen de kusura bakma ama ben bu kadar hukuksuzluğu görüp susabilecek bir insan değilim. Sen beni böyle yetiştirdin. Yani biraz da yaratılışında var yavrum. Çünkü sen çok mücadelecisin, çok zekisin, bilgilisin, kendine güvenen bir insansın ki kendine güvenme olayın benim için her zaman takdir ettiğim bir olay. Hep başarılıydın. Küçük yaşında olmana rağmen İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun oldun. Esas talebe olarak oraya girdin. Asil talebe olarak. Bunlar daima benim iftihar kaynağım oldu. Sonra dedenin yolunu takip etmen, yani hukukçu olman beni ayrıca mutlu etti. Hatta dedeme de fiziksel olarak bile genetik bağımız olmasa da benzetirsin. Bilhassa gözlerini benzetirim. Arzu da benzetir. Hatta Arzu'nun bir sözü vardı, hatta hatırlarsın belki. O da çok zeki insanmış çünkü Telat babam da çok zeki tabii, bir insanmış. Şüphesiz. Ama ne yazık ki ömrü çok kısaymış. Arzu'nun bir sözü var hatta, bizim evde dedemin resmini görünce sana söylediği. Hatırlıyor musun o sözünü, ben hatırlatayım mı? Kaşların ve gözlerinin çekik olduğunu, dedene benzediğini söyledi.
Gerçi insanlar benzetmek istedikten sonra benzetirler ama çok zeki olman ve gözlerindeki o parlaklık benim hep babamı hatırlattım. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. O zaman ben ekleyeyim, sen hatırlayamadın. O kadar sevmişsin ki babana benzetmişsin Gülten teyze dedi. Benim bana olan sevgimden bahsediyor. İnan unuttum. Arzu Hatice karıştırdım. Türk oldu. Orandaki olaya da tanık olan arkadaşım, dostum Arzu Hatice Türk oldu. Yakın arkadaşım. Evet, dostum yani benim işim. Onunla da beraberliğimiz oldu. Insan. Hala anneciğim diye arayan bir Gülten anne diye arar. Gülten anne diye ne yaş günümü, ne bayramları, ne dini günleri unutmayan bir çocuk. Evet. Kendisini çok seviyorum. Aslında gönül de büyütmek isterdim. Yani iki kardeşi ayırmak istemezdim. Bilmiyorum. Fakat tamamen benden gizlenen bir olay. Onun için de, farklı olduğu için. Onun için de çok karıştırılmış soybağı. Maalesef. Bir de onlarla uğraşıyor. O soybağının karıştırılmasından dolayı Tevfik Bey'in, rahmetli Tevfik Bey'in diyeceğim, seni evet yani çok günah geçmişini evet. Geçmişini gizlemesinden şüpheleniyorum. Evet. Çünkü Karis de çok mükemmel bir insan. Tanırım Sevim Hanım'ı. Evet. Sevdiğim bir insan. O da biliyorum, o da demaz. Allah sağlık sağlık. O da rahatsız. Evet. Hatta Bülent Ulusoy onu dışarı yabancı ülkelere giderek yüz sinirlerinde ufak bir operasyon bile geçirmiş. Geçirdiğim zamanda hiç onları bilmiyordum. O benim çok yeni evlendiğim seneler yani 60'lı senelerde. Eskiden beri evet biraz saf bir kadındı. Böyle daha bir O saflığı devam ediyordu. Ben Tevfik Bey'le görüşürken devamlı senden bahsediyordu. Evlendi mi, evlenmedi mi, nerede, beraber misiniz diye. O artık hastalıktan ben konuşmamın kesilmesini hatta istemiyordum. Çünkü o İnficanım anda... İnficanım bozuluyordu. Çünkü zor böyle olayları konuşmak belli. Çok zor. Şimdi kameraya konuşmak da zor oluyor. Çok zor. Neyse ben şey yapmayayım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim yavrum. Her şey gönlünce olsun. İnşallah bu çizgiyi çok bozma. Sen muvaffak olabilecek bir insansın. İnşallah. Kötüler er geç kaybedecektir. Allah'ın izniyle. Teşekkür sana da teşekkür ediyorum yavrum.